basına ve kamuoyuna. Gün geçmiyor ki ülkemizin farklı yerlerinden sahte fosil servisi ya da sahte bilim ile ilgili haberlere tanık olmayalım. Bursa'daki bir üyemizin elimize ulaştırdığı bilgiye göre Bursa'daki AVM'lerden biri olan Kent Meydanı AVM adlı binanın içinde yine yeni bir sahte fosil servisi açılmış. Bilim karşıtı dini propaganda yapmayı bir alışkanlık haline getiren kişilerin çarşıda, pazarda ya da AVM'de salt bilgi dezenformasyonu yoluyla insanlara alenen yalan söyleyerek ve sahtekarlık yaparak neydi belirsiz bazı maketleri fosil adı altında sergilemesine ilk kez tanık olmuyoruz. Fosil adı altında sergiledikleri bu maketlerle birlikte evrim karşıtı bazı yazı, broşür ve bilim karşıtı açıklama içeren kitapçıklar dağıttıklarını ben çoğu kez tanık oldum. Ateizm Derneği olarak amaç ve ilkelerimizde de belirttiğimiz üzere sahte bilim alanında mücadele etmeyi kendimize görev biliyoruz. Dolayısıyla tüm akademik çevrelerde de bilindiği gibi bilimsel keşiflere dair kanıtların üniversitelerde, müzelerde veya devlet gözetiminde tutulması gerektiği ilkesinden yola çıkarak Bursa AVM'de açılmış olan sahte fosil sergisini biz de bizzat oraya giderek protesto ettik. Kent Meydanı adlı AVM'de açılan sergide fosil adı altında gösterilen materyallerin ne kadar bilimsel olduğunu bizzat oraya gidip stand yetkililerine sorduk. Bunun için de Bursa'daki arkadaşlarımızla irtibat kurarak hep birlikte bu bilim dışı fosil sergisini protesto etmeye çalıştık. Sergi görevlilerine haklı olarak yönelttiğimiz bazı sorular şunlardır. Bilimsel kanıtların izinsiz sergilenmesinin yasa dışı olduğunu biliyor musunuz? Sergilenen fosillerin künyesi nerede? Sergilenen fosiller hangi tarihlerde, hangi coğrafyada keşfedilmiş? Sergilenen fosillerin oraya getirilmesi için hangi müzeden izin belgesi alınmış? Hani nerede izin? Eğer şurada duran X fosil sahiden 30 milyon yıl öncesine aitse, sadece bu bile dünyanın yaşı konusunda kutsal kitaplarla çeliştiği için komik durmuyor orada olması. Çünkü kutsal kitaplara göre dünya dediğimiz gezegen sadece birkaç milyon. Onlar ise işte 30 milyon yıllık fosil diyor. Sergilenen fosillerin hangi bilimsel testlerden geçirilmiş, bu testleri kim nerede yapmış? Sergilenen fosiller hangi laboratuvarda test edilmiş? İlgili testlerin başında bulunan akademisyenin yazılı izni, ismi ve imzası nerede? Hangi arkeolog keşfetmiş fosilleri ve nereye bildirmiş kazıdan sonra? Kazı izin belgesi nerede? Sizin de bu türdeki bilim dışı fosil sergilerinle karşılaştırdığımızda yönelteceğimiz sorular bunlar olmalıdır. Biz de Ateizm Derneği olarak Bursa AVM'de açılmış olan bu sahte fosil sergisiyle ilgili olarak tüm yasal ve demokratik protesto hakkımızı kullandık. Haliyle yönelttiğimiz haklı sorulara yanıt bulamayan, hiçbir cevap veremeyen yetkililer bizi şaşırtmadı. Olayı protesto ettiğimiz anda birden etrafımıza toplanan yaklaşık 15 kişilik bir güvenlik ekibiyle karşı karşıya kaldık. Bizleri tartaklayarak tehdit edici hakaretlerle uzaklaştırmaya çalışıp aramızdan iki kişiyi de zorla dışarıya çıkarttılar. Kendileri protestoya devam etmemiz halinde bizlere karşı zor kullanacaklarını, döveceklerini söyleyerek susturmaya çalıştılar ve tehdit ettiler. Biz her şeye rağmen bu tarz bilim dışı, toplumu ve kamuoyunu yanlış yönlendiren sahtekarlara ve sahtekarlıklara karşı durmaya devam edeceğiz. Artık yalnız değiliz.